Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Rabbi yessir ve la tuassir ve temin bil hayr. Dersimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kardeşlerim. Bugün En'am suresinin 17 ile 20. ayetlerini görmeye çalışacağız, anlamaya, okumaya çalışacağız. Ben ayetleri en azından bir meal olarak okuyayım. Ondan sonra ayetler üzerinde değerlendirme yapalım inşallah. Evet. 17. ayetten itibaren Allah sana bir zarar isabet ettirecek olursa o zararı ondan başka, yani Allah'tan başka hiçbir kimse kaldıramaz, gideremez. Eğer sana bir hayır isabet ettirecek olursa o her şeye kadirdir. Yani o hayra da kimse engelleyemez. O kullarının üstünde kahredici güce sahiptir. Ve o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. De ki, şahitlik yönünden hangi şey daha yücedir? De ki, Allah'tır. O benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an sizi ve haberi kendilerine ulaşanları, bu Kur'an sizi ve haberleri kendilerine ulaşanları uyarmam için bana vahyolunmuştur. Allah ile beraber başka ilahlar bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz? De ki ben şahitlik etmiyorum. De ki o ancak bir olan Allah'tır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan beriyim. Özellikle ben biraz bu şahitlik konusu üzerinde durmaya gayret edeceğim. 20. ayeti de okuyayım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, yani kim bunlar? Ehli kitap olarak kabul edilenler. Burada bir zamir var. O zamir bazı müfessirlere göre Resulullah'a, bazı müfessirlere göre de vahye gider diyorlar. İkisini de zikretsek hiçbir mahsur yok. Kendilerine kitap verdiklerimiz peygamberi, Resulullah'ı oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Veya kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, onlar aslında senin onlara anlattığın vahyi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani buradaki temsil önemli, yani benzetme. Yani bir babanın evladını bilmemesi mümkün müdür? Tanıyamaması mümkün müdür? Yani bir baba evladını nasıl tanıyabiliyorsa, aslında bu mesaj ister vahiy getiren Resul olsun, ister Resulullah'ın getirdiği vahiy olsun, bir fark yok. İç içe aslında. İkisini de zikredelim. Bunu öyle tanıyorlar ki kendi oğullarını tanır gibi. Yani bunun Allah'tan geldiğini biliyorlar. Fakat onlar nefislerini hüsrana uğratanlardır. Yani ne yapıyorlar? Müstanilik ve müstekbirlik yapıyorlar. Kabullenmekte bir iman, bir tutarlılık göstermiyorlar. Ve Allah yine onlar iman etmezler. Yani iman, bundan dolayı bunlar iman etmemiş oluyor. İman etmediklerinden dolayı bunu kabullenmemiş oluyorlar. Şimdi özellikle ben bu şahitlik konusu üzerinde biraz durayım kardeşler. Ve huvel kahiru fevka ibadihi ve huvel hakimul habir. Okullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. Kahhar, yani Allah'ın isimlerindendir. El-Kahhar, yani kahretmeye, yani karşısındakini
yok etmeye, hüsrana uğratmaya, onu mahvetmeye muktedirdir, güç getiren anlamındadır. Daha çok Allah'ın Rauf, Gafur, Rahim sıfatlarıyla Allah'tan bağışlanma dilerken Allah'ın bu yönünü, bu ismini öne çıkartırız. Ya da Kur'an'da Allah'ın mağfiret yönü, bağışlanma yönü buralarla daha çok ifadelendirilir. Ama Allah aynı zamanda nedir? Mesela intikam sahibidir. Nedir? Kahhardır. Nedir? Muz'il, zelil edicidir. Değil mi? Yani karşısındakini, ona itaat etmeyeni, ona iman etmeyeni zelil etmeye de muktedirdir. Burada kahhar olan Allah. Tabi Allah'ı isimlerinin, esmasının bütünüyle iman edip tanımak, anlamak gerekiyor. Ve burada Allah'ın bu gücü anlatılırken tabi bir önceki ayet ve sonrasında okuduğumuz 19. ayetin bağlamında da ele aldığımızda, yani sizin iman etmeniz gereken Allah sizi istediği an aynı zamanda kahretmeye muktedir olan bir Allah'tır. Ya da sizin bütün planlarınızı bozmaya, kahretmeye, yani yok etmeye, sizi hüsrana uğratmaya muktedir olan bir Allah'tır, ilah'tır. Bu şahitlik konusu biraz üzerinde durmam gereken bir konu. Şahitlik dediğimizde Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımızda şahit aslında yapılan bir fiilin, gerçekleşmiş olan bir olayın ya da gerçekleşecek olan bir olayın daha çok vuku bulmuş hadise için kullanılır. Mesela bir insan Allah'ın dinine şahit olması için, Müslüman olması için şahit olması gerekiyor. Mesela insanların arasında bir davada eğer şahit aranıyorsa ya o meseleye vakıf olması gerekiyor, yani mahkeme edilecek olan meseleyi, veya bir olay olmuş da o olayın taraflısı var, iki taraf var, davalı ve davacı var, olaya bir de şahit olan var. İşte o şahit olanın sözüne itibar ediliyor. Mesela şahitliğin olmadığı bazı davalar, tabi Kur'an'da şahitliğin sayı ile ifadelendirildiği davalar vardır. Mesela zina isnadında 4 şahit zorunluluğu vardır. 4 şahit oluşturulamazsa o isnatta bulunan kişiye kazv, yani iftira cezası uygulanır. 3 şahit var, 4. yok. İtibar edilmeyeceği gibi ona iftira cezası uygulanır. Ama nikahta 2 şahit aranır. Ticaretteki yazışmada 2 şahit aranır. Yani Kur'an'ın aradığı. Hatta boşanmada bu bir hüküm olarak algılanmamıştır ama boşanmada da Allah 2 şahit bulundurun diyor. Şimdi bir insan Allah'ın dinini kabule dönüştürdüğünde ne yapıyor? Lafzan kelime-i şehadet getiriyor. Yani eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki, ben tanıklık ederim ki, bakın tanık olmak, şahit olmak, olaya bir bütünlük içerisinde olduğu gibi vakıf olmak, hele yalancı bir şahitlik kişiyi cehennemde azapla cezalandırılacak olan bir suçtur. Hatta bazı suçlarda yalancı şahitlik o kişinin bir daha şahitliğinin kabul edilmemesi konusunda bir kriter olarak gündeme gelir. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'ın dinine şahit oluyor. Yani ben şahidim ki Allah'tan gayri ilah yoktur. Ve yine ben şahidim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Şimdi Türkçe'de de bazen kullanırız. Müşahede etmek
daha çok gözle görmeyi ifadelendiriyor olsa bile aslında konunun bütünlüğüne vakıf olmak, hakim olmak manasını da içerir. Hatta Allah Resulü aleyhisselamın Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a hani sen Kur'an oku da dinleyelim dediğinde ya Resulallah Kur'an sana vahyolmuşken ben mi okuyayım? Ben Kur'an dinlemeyi de severim diyor Resulullah aleyhisselam. İşte Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Nisa suresinden ayetler okumaya başladığında Nisa suresi 41. ayete geldiğinde o gün biz Resulü ümmetine kavmine şahit olarak getirdiğimizde ayetine gelince burada dur diyor ve ağlıyorlar. Yani Resulullah durduruyor. Tabi burada Allah Resulü'nün yükümlülüğü, sorumluluğu da Allah Resulü'nü ağlatıyor. İkisi karşılıklı ağlıyorlar. Yine konuya biraz dikkat çekebilmek adına Allah Resulü aleyhisselam biliyorsunuz bir veda hutbesi irad etti. Gerçi bize 3 ayrı kanaldan geliyor. Yani 100.000'den fazla insanın tanık olduğu rivayet edilen veda hutbesi bize 3 ayrı varyanttan, 3 ayrı kanaldan geliyor. Allah Resulü'nün uzunca bir hutbesidir. Sadece konuyu biraz anlayabilmek adına birisinde diyor ki bir rivayette size Kur'an'ı bıraktım diyor. Birisinde Kur'an'la ehli beytimi bıraktım diyor. Birinde de Kur'an ve sünneti bıraktım diyor. Ve bu üçünün içerisinde en zayıf olan da Kur'an ve sünneti bıraktım rivayetidir. Şimdi bakın. Ehli sünnet Kur'an ve sünnet rivayetini alıyor. Şia ehli beyt de Kur'an'ı öne çıkartıyor. İşte biraz da Kur'an'ı yön ekolü çok fazla hadise müracaat etmedi ama bu tür şeyler işine geldiğinde o da onu öne çıkartır. Şimdi bakın 100.000'den bir rivayete göre 140.000 kişi vardı diyenler var. Fakat ilginç olan ne biliyor musunuz kardeşler? Toplam ismi künyesi tespit edilmiş sahabe sayısının 5.500 civarında olduğunu söylüyorlar. Yani soykütüyle ismi tespit edilebilmiş. 140 bin sahabeden bahsediliyor. Hatta Allah Resulü aleyhisselamla aynı dönemde yaşıyor. Fakat onu hiç görmemiş. Ama iman etmiş. Örnek veriyorum. Yemen'in bir beldesinde iman etmiş ama hiç görmemiş. Buna muhadrun deniliyor. Muhadrun da denilir. Muhadrun deniliyor. Hiç görmemiş. Ama iman etmiş. Şimdi bakın 100.000 diyelim, 140.000 diyelim hangisini alacaksak orada işte Allah Resulü anlatıyor uzunca kadınlara iyi davranın. İlk kaldırdığım faiz yeğenim Abbas'ındır. Ana para sizindir. Anlatıyor Allah'ın Resulü. Ve sonra hutbe bitmek üzereyken şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki Allah'tan aldığımı size ulaştırdığım konusunda şahit misiniz? Artık oradaki ses nasıl düzenlenmişse muhtemelen Resulullah bir yerde söylüyor belli aralıklarla sahabeler sesi aktarıyor Allahu Alem. Ve Allah Resulü aleyhisselamın bu sözüne bu onaylama davetine diyorlar ki şahidiz. 3 kere soruyor. 3 kere de şahidiz diyor sahabe. Sonra Allah Resulü aleyhisselam şehadet parmağını semaya doğru kaldırıyor. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab diyor. Şimdi bakın. Ya yuhannebi inna arsalneke şahiden mübeşşiren ve nezira. Şimdi bir kere Allah Azze ve Celle tüm Resullerini kavmine şahit olarak gönderiyor. Şahit ve şehit iç içe aynı manalar. Şehadet gecesi programlarında hocam da bahsetti. Biz de biraz değinmeye çalıştık.
Onun için demiştik ki şehitlik son andaki bir ölüm, bir rütbe olmaktan ziyade hayatı şahit, Allah'ın dinine şahit olarak yaşamanın neticesinde belki işin taçlanma boyutu diyebiliriz. Yani şahit olmayan şehit olamaz. Yani fasık, mücrim bir hayat yaşayan, Allah'a itaat etmeden bir hayat yaşayan bir kimse, istediği kadar bayraklara sarsınlar, rütbeler versinler, milyonlarca insanlar törenlerine katılsın, o şehit olmaz. Çünkü şehit olmak için önce şahit olmak gerekiyor. İşte bu yönüyle baktığımızda Resulullah'ın şahsında aslında bütün Resuller şahit. Ümmet birbirine şahit, melekler bize şahit, kiramen katibin melekleri var, yazıcı melekler. Her anımızı kayıt altına alıyorlar. Yani itiraz edecek hiçbir alanımız yok kardeşler. O gün her şey, yani şey de yok. Bu yapıştırma, bu ben değilim, oyun oynamışlar falan, troller beni trollemiş falan, böyle bir şey yok. İtiraz edemiyoruz. Çünkü melekler şahit. Allah'ın kendisine sırf bu konuda sorumluluk verdiği kiramen katibin, yazıcı melekler. Ve o gün insan kendi ameline şahit, Resuller yaşadıkları dönemde şahitler, yaşamadıkları dönemde şahit değiller. Yaşamadıkları dönemin öncesini ve sonrasını bilmiyorlar. Allah'ın kendisine haberle bildirdiği müstesna. Mesela Resulullah Aleyhisselam'a vahiy anlatılırken, bazı Resullerin kıssalarını anlatırken, sen bu olaylar yaşanırken onların yanında değildin. Sen bunları daha önce biliyor değildin diyor. Bildiren kim? Allah. Gayb genellikle yaşanılan andan bir lahza sonrası için kullanılsa da yaşanmış olay içinde gayb kullanılır ama daha çok yaşanılacak, vuku bulacak hadiselerle alakalıdır. Bu yönüyle de mutlak gaybın bilgisi Allah'a mahsustur. Şimdi bir rivayet var, çok dikkatimi çekiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın şöyle söylediği naklediliyor. Ben o gün hesap gününe çıkarken ümmetimi kucaklamak isterim. Bana doğru geldiklerini görürüm. Melekler beni durdururlar. Senden sonra neler yaptıklarını biliyor musun? Bunlar senden ayrıldılar. Resulullah'ın aslında bilgisinin olmadığı da aslında Resul tarafından anlatılmış oluyor. Nereden bilecek ki? Ölünce dünyayla ilişkisi kesiliyor. Ama bizde öyle mi? Adam ölüyor, mezarında yaşatıyor, gezdiriyor, dolaştırıyor, savaştırıyor. Yani her şeyi yaptırabiliyor. Şimdi bu zihin nasıl şahit olacak? Bir insanın bu yönüyle baktığımızda bir, kendi ameline şahit. İki, insanlar birbirine şahit. Üç, Resul yaşadığı dönemde ümmetine, kavmine şahit. Melekler bütün herkese, Resullerin de ameline şahit. Bakın Araf suresi 6. Biz o gün Resullerin gönderildiği kavmi hesaba çekeceğiz. Resulleri de hesaba çekeceğiz diyor Allah. Bak hesap verecek bir Resul. Yine Ahkaf 9. De ki ben türedi değilim. Ben bana ve size ne yapılacağını bilmem. Resul kavmine bunu söylüyor. Tabii bütün bunlar şahit ama tabiri caizse sınırlı şahit. Mutlak şahit Allah. Ve o gün şahit de hakim de Allah. Yani her şey Allah'ın kontrolünde. İşte Allah'ın dinine, yani şahit olup müslim olmak, mümin olmak gerekirken Allahu alem
Belki de ilk şahit ve esas şahitliğimiz doğru bir Allah'a iman bilinciyle, şuuruyla olursa diğerlerini doğru bir temele oturtmamız mümkün kardeşler. Şimdi adamın kafasındaki Allah tasavvuru Allah'ın anlattığı muktedir ve güç yetirdiği olmaktan ziyade pay etmiş bunu. Yani şirk içerisinde dönür. Yani Yusuf suresi 106'da olduğu gibi insanların çoğunluğu şirk koşmadan inanmıyorlar. Yani inanıyor, inanmaması gerekene de inanıyor. İnanması gerekene de inanmıyor. Zaten şirk bu. Şirk nedir? Allah'a güvensizliktir. Şirk nedir? Yedek bir tanrı üretme ihtiyacıdır. Şirk nedir? Haşa, Allah'ı yetersiz görmektir. Allah'a güvenmemektir. Onun için aziz kardeşlerim, bizim Allah'ın dinine şahit olmamız demek, yani bu dine biz öyle şahit olmalıyız ki, hani kendimizi nasıl yalanlayamıyorsak bu Allah'ın dinini de hiçbir şekilde Allah'ın hükmünü de yalanlayamamalıyız. Yani bir kalbi selimle itminanla teslimiyete girmeliyiz. Belki Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi yapamasak bile bu şuurla. Diyor ki önümden gaybın diyor perdesi kaldırılsa imanımda en küçük artma olmaz. Neden? Çünkü ben iman edilmesi gereken ne varsa adeta gaybı görüyormuşçasına iman etti. Onun için imanın temelini gayb oluşturur. Şimdi bir de Haşr suresinde Allah iki şehadet aleminden bahseder. Yani Kur'an'da iki şehadet aleminden bahsedilir Haşr suresinde. Şimdi bakın kardeşler, bugün Allah'ın dinini ilk başta kabul edip fıtrat kabul etmesine rağmen süreç içerisinde kabul etmemesi ya da münafıklaşması ya da fasık bir hayat sürüyor olması aslında Allah'ın dinine yalancı şahitlik yapıyor olması demektir. Ve yalancı olan şahitler, yalancı şahitlik yapanlara hiçbir zaman için itibar edilmez. O yönüyle de ki ey Muhammed, şahitlik yönünden hangi şey daha yücedir? Bakın bazen biz konuşmalarımızda kullanırız. Allah şahittir ki, yani tamam ben bir şeyler söylüyorum, belki ben bunu tam anlatamıyorum ya da benim anlattığıma tam güvenmiyorsun, sen itimat etmiyorsun, ama bil ki Allah şahit olsun ki, yani ben demesem de Allah şahit, ama Allah'ın şahitliğini tekit ediyorum, teyit ediyorum orada ısrarla. Onun için bu Kur'an sizi ve haberi kendilerine ulaşanları uyarmam için bana vahyolunmuştur. Bakın Kur'an'ın iniş gayesi de anlatılıyor. Yani şimdi sen Kur'an'ı bir hidayet kitabı, bir uyarıya, bir mesaja, Allah'tan gelen bir buyruk, emir, hüküm olarak görmediğin vakitte, kabul etmediğin vakitte, Kur'an senin için sadece bir bilgi ve bilgi sağlama kitabı oluyorsa, bu Kur'an'a, kitaba iman olmaz. Kitabı bilmek olur. Kitaba iman etmek olmaz. Bugün temel sorunlardan birisi budur. Kitabın Allah'tan geldiğini biliyorlar ama iman etmiyorlar. Çünkü kitaba iman etse o kitabın içerisindeki hükümler uğruna ömrünü verir. O kitabın hükümlerinde reddettiklerine tavır alır. O kitabın içerisinde sıkıca sarılın dediklerinde ölümüne vazgeçmez. Onun için kitaba iman bu toplumun kahır ekseriyetinde bilgiden öteye gitmeyen kuru bir kabulden öte bir şey değil maalesef. Allah ile beraber başka ilahlar bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz? Yani siz Allah'a ait olan bir gücü, kudreti, tasarrufu, yani niye Allah'tan başkasına veriyorsunuz? Ne kötü hüküm veriyorsunuz? Yani ölülerinize Kur'an, dirilerinize nutuk okuyorsunuz öyle mi? Yani ölüler Allah'ın kitabıyla muhatap, diriler sizin kendi elinize yazdıklarınızla muhatap, öyle mi?
Peki senin Allah'tan gelen bir bürhanın mı var? Neye dayanarak konuşuyorsun? Niye insanları Allah'ı, kitabına iman etmeyenlere itaate çağırıyorsun? Bakın bugün yaşananlar kardeşler, bu temelden bakmak durumundayız biz. Şimdi ne oldu? Dün 350 bin kişi toplanmış. Ayasofya'da yurt dışından gelmiş. Ya 350 bin kişi şu coğrafyada Allah'ın bir hükmünün icrası için, mahkum edilen bir hükmünün canlanması için bir ve ortak bir ses yükseltse, Resulullah'ı hicvedenlerle alakalı biz Resul için can veririz. Ve bu sözü söyleyenlere bir daha bu sözü söyleyecek hakkı vermeyiz diye bir çıkalım mı? Ayasofya mı? Uyuşturucu senin için. Yani birisine ameliyat etmek için ilaç verirler, uyuştururlar. Ama cehalet uykusundan uyandırmak için de onu ayrı ameliyat etmek gerekiyor. Vahiy ile. Bugün yaşanılan sorun bu. Hani adam işte diyor camide Allah'ın ismi var. İşte zaten sorun bu. İsmi var. Hükmü yok. Ne güzel halı serdik be. En kaliteli halıyı serdik. Ne oldu? Neyle hükmediyor? Kime bağlı? Yani biraz haktan biraz batıldan. Vallahi bu daha tehlikeli. Şimdi bak adamlar küfürlerini, şirklerini ve zulümlerini kamufle ettiler. Yani gün geçtikçe tabirimi mazur görün ama insanları uyaracağımız konular azalıyor. Elimizden alınıyor. Çünkü uyuşturucu çok etkili. Yani bunlar lokal anestezi yapmıyorlar. Komple uyutuyorlar. Ve aslında çoğu da yoğun bakım ünitesinden çıkmıyor. Yani bir ameliyattan uyansa görecek. Oysa ki yeryüzünde, gökyüzünde, kainatta tek bir ilah var. Şahitlik edeceğimiz ilah Allah'tır. Ya şimdi sen bak, insan insana güvenmiyor. Bir suç isnadında bulun, var mı şahidin? Bak sen tek başına bir güvence oluşturmuyorsun. Değil mi? Bu benim malımı çaldı. Var mı şahidin? Yok. O zaman malını çaldım deme. Bu zina etti. Var mı şahit? Bak bu isterse Allah'ın Resulü olsun. Nur suresi. İmtihana bakın. Allah Resulü'nün eşine iftira attılar. Allah diyor ki Nur 11'den itibaren, yani bu işe şahit olmanız gerekmiyor muydu? Elinizde hiçbir delil olmadan. Bakın Allah'ın Resulü annemize iftira attılar. Cuma vaazında bir küçük bir atıfta bulunmuştum birkaç hafta önce. Birinin zoruna gitmiş. Ve gafil. Ben mi uyduruyorum? Bu iftiranın içerisinde sahabeler de vardı. Ama bütün sahabeler yoktu. Sahabe kabul edilen insanlar da vardı. Yok muydu? Sayayım mı isim olarak? İsimlerini bile biliyorum. Ha, amacımız burada yermek değil ki. Bak mesajı anlamaya da zorluk çekiyoruz. Yani adam orada sahabeyi koruyacağım derken olayı örtüyor. Ya kardeşim bak burada bir soruna dikkat çekiyoruz. Müşriklerin olduğu yerde Resul'ün eşine iftira olmadı. Müminlerin güçlü olduğu yerde annemize iftira atıldı. Yani Resul'ün eşine iftira atılıyorsa Allah muhafaza, ey Resul'e ittiba edenler, temkinli olun, dikkatli olun. Hatta Ashab suresi 59, Resul'ün eşlerinden bir şey isteyeceğiniz vakitte perde arkasından isteme ayetinin hikmetlerinden birisi de budur kardeşlerim. Yoksa annelerimizdir bizim. Bir insanın annesinin yüzünü, ha diyeceksiniz ki o gün sadece sahabe yok, Yahudiler de var, Hristiyanlar da var. Bak niye kalplerinde eğrilik olanlar
fitne ve fesat üretmesinler. Ondan dolayı olayların arkasının önünün, yani siyak ve sivakında iyi bilinmesi gerekiyor diyerek şuraya da çok kısa temas edeyim müsaadenizle. Kendilerine kitap verdiklerimiz, yani Müslümanlar ehli kitap olarak kabul edilmez. Bazıları çıkıyor, Müslümanlar da ehli kitaptır. Haşa. Ehli kitap Kur'an'da kafir olarak zikredilir. Genel anlamı itibarıyla. Ve Allah'ın göndermiş olduğu vahyi tahrif etmiş olmalarından dolayı ehli kitaplaşmışlardır bunlar. Anlam olarak kendisine kitap verilenler manasına gelse de Kur'an'ın hiçbir yerinde Müslüman, Müslim kabul edilenler, mümin kabul edilenler için ehli kitap tabiri kullanılmamıştır. Bir. Ama şöyle bir yorumlama yapabiliriz. Bugün kendisine kitap verildi, yani Kur'an'ın aldığını, Kur'an'a iman ettiğini iddia etmesine rağmen ehli kitap gibi hareket ediyor mu? Ediyor. Şimdi bunu ben sadece Yahudi ve Hristiyanlara değil, bugün Resulullah'a inandığını söyleyip de, bakın hocam da bununla alakalı uzunca yazı yazdı, Allah razı olsun. Biz de bir cumada konu edindik. Şimdi sen Allah Resulüne sırf rivayetlerde geçtiği için iftirayı bilgi adına takdim ediyorsun. Kafir ve zalimlere, mücrimlere malzeme veriyorsun. Belki senin niyetin kötü değil. Bilgiyi taşımaya çalışıyorsun ama neredeyse onu vahiy gibi algılıyorsun. Doğruluğunda şüphe taşımıyorsun. Ondan sonra o kafir senin Resulünü, benim Resulümü hicvedince rahatsız oluyorsun. İyi de ona malzemeyi sen veriyorsun. Onun için Resulullah'ı tanımak demek, vahyi tanımak demek. Yani bunlar kibirlerinden iman etmiyorlar. Yoksa aslında bunun Allah'tan ve Resulünden geldiğine o kadar fazlasıyla vakıflar ki kendi çocuklarını bilir gibi biliyor olmalarına rağmen bunlar iman etmiyorlar. İman etmemenin iki gerekçesi vardır genel manada. Müstahnilik ve müstekbirlik. Yani ben bana yeterim, Allah'a ihtiyaç duymuyorum ve kibir, büyüklenme. Allah bu küfrü hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin. Ve selamun aleyhi mürselin velhamdülillahi rabbil alem. Buyurun hocam. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet. Ben daha çok birinci ve ikinci ayette geçen hayır ve şerle alakalı, hayır kelimesi geçiyor orada da şer yerine zarar kelimesi kullanılıyor. Bunların hikmetlerinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Ve olayın güncel boyutuna temas etmeye gayret edeceğim. Allah'tan sana bir zarar gelirse onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse o her şeye kadirdir. Evet. Allah'tan bir şer gelirse denmemiş, Allah'tan bir zarar gelirse denilmiş. Sonra fayda, zararın karşılığı faydadır, hayrın karşılığı şerdir. Sonra zararın karşılığı fayda olarak gelmemiş, sana bir hayır gelirse diye başka bir ifade kullanılmış. Dolayısıyla bu sadece bu ayete özgü bir ifade değildir. Bütün Kur'an'da hayır Allah'a nispet edilir ama şer Allah'a hiç nispet edilmez. Yaratıcı tektir. Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Ama ilk oluşunda Allah şer diye bir şey yaratmamıştır. Allah'ın şanına yakışmaz. İnsanların şer olarak kendilerine yönelik şer olarak kullanacağı, onu şerre çevireceği hususlar vardır. Söz gelimi Allah hastalık verir, musibet verir.
Biz bunları şer olarak zannederiz, değerlendiririz. Kendi kısıtlı ilmimizle. Halbuki küçük ufak tefek şerler yanında çok büyük hayırlar vardır onlarda. Hastalık bizim derecemizi artırır. Sabır ve olgunluk verir. Günahlarımıza kefaret olur. Eğer Müslümanca hastalığa karşı davranmasını bilirsek o şer olmaz. Söz gelimi şeytan niye yaratılmış? Şer değil mi? Cehennem niye var? Şer değil mi? Allah yaratmadı mı onları? Diyenler çıkıyor. Evet. Şeytan iyi ki var. Şeytanın olması bizim için şer değil, hayırdır. İmtihan vesilemizdir. Yoksa imtihan olmazdık ve her şeytana itaat etmediğimiz zaman derecemiz yükselmezdi. Evet. Bir şeyin kıymetinin bilinmesi için onun zıttının da bilinmesi gerekir. Sağlığın kıymetini bilmek için hastalık olması gerekiyor. Bazı amalar olacak ki gözümüzün kıymetini bilelim gibi. Evet. Cehennem iyi ki var. Yoksa Müslüman olarak bize zulmeden, Müslümanlara zulmeden, nice insafsızca davranan kimseler dünyada cezasını bulmadan ölebiliyorlar. İşte zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. İyi ki var. Evet. Bizim veya mazlumların intikamı alınacak. Tabii şer konusu, hayır konusu insanların önemli bir imtihan alanıdır. Bugün Batı'da insanların ateizme kaymalarının, onların vesilesiyle Müslümanların yaşadığı ülkelerde ateizmin, Allah tanımayan insanların çoğalmasının sebeplerinden biri de bu şer konusunu anlayamamalarıdır. Allah varsa bu kadar kötülük niye var? Allah böyle kötülüklere müsaade eder mi? Diyor insanlar. Kendi başına gelen kötülükleri daha çok öne çıkartıyor. Veya Avrupalı kendi köpeğine birisi saldırdıysa onu en büyük şer gibi görüyor. Allah niye buna müsaade etti diyor. Suriye'yi filan hiç gündeme getirmiyor. Onlar insan bile değil. Hayvanları kadar değeri yok. Zenciler için de öyle, diğer insanlar için öyle. Her neyse, kötülüklere Allah müsaade ediyorsa böyle Allah olmaz. Öyleyse yok öyle bir varlık diyorlar. Bunlar tek kanadıyla uçmaya kalkan kuşa benziyorlar. Yani sadece dünya yönüyle olaya bakıyorlar. Dünya birinci raunttur. Esas ikinci raunt var öteki tarafta. Yani Allah şerlere müsaade etmiyor. İnsana şer yapma özgürlüğü vermiş. İmtihan için. Yoksa imtihan olmazdı. Peki niye bu kötülüklere müsaade ediyor? Kim dedi müsaade ediyor diye? Daha önce de söylemişimdir. Allah bizim elimizle kötülükleri engellemek istiyor. Dolayısıyla kötülerle bizi de imtihan ediyor. Kötülükleri Allah dileseydi hiç var etmezdi. Var olmasına izin vermezdi. Hemen helak ederdi. Dileseydi bütün insanları hidayete yöneltirdi. O zaman imtihan olmaz hiçbir şekilde. Dolayısıyla Allah şer olarak şer yaratmamıştır. Ama insanların eliyle şer ortaya çıkmıştır. Zaharel fesadu fil berri vel bahri ayetinde olduğu gibi. Yeryüzünde ve denizlerde, arzda
fesat zahir oldu, açığa çıktı. Neden? Bima kesebet eydin nas. İnsanların yaptıklarından dolayı. Evet. Söz gelimi Allah üzüm var etmiş. Şer mi, hayır mı? Hayır tabii ki. İnsanlar üzümden şarap yapmışlar. Şer mi? Şer. Ama kim yapıyor? İnsan yapıyor. Söz gelimi Allah erkek kadın hepimize belirli yaştan sonra şehvet gibi bir özellik vermiş. Bu özellik olmasaydı evlilik diye bir şey olmazdı. Nesil artmazdı. Ve eşler birbirlerine daha fazla sevgi beslemezlerdi. Yani o ailenin bir çimentosu, nesillerin artmasının önemi ve bir nimettir aynı zamanda. Bunu hayır yerine şerde kullanabilir mi insan? Zina yapmakta, tecavüz etmekte ve benzeri durumlarda ya da hemcinsleriyle işte LGBT'nin savunduğu şeyler gibi şerre yöneltebilir mi? Yöneltebilir. Ama Allah şer olsun diye yaratmış değil bunlar. Diğer örnekler de öyle. Evet. Yani bir insanı öldürebiliriz. Allah bu gücü vermiş. Bunu gerekirse savaşta kullanalım, düşmanlarımıza karşı kullanalım, kendimizi, dinimizi savunmak için kullanalım diye vermiş. Bunu haksız yere bir adam öldürmeye kullanırsak bu şerri biz ortaya çıkartmış oluyoruz. Olay bu. Şimdi bununla ilgili nice problemlerle karşı karşıyayız. Önce hayırla şer karıştırılıyor. Veya Arapların bir atasözü var. Onu Türkçe'de de farklı şekilde kullanılıyor. El hayru fî mâ veka. Vaki olan ne varsa o hayırdır. Başımıza ne geldiyse hayırdır. Her şeye hayır gözüyle bakmak lazım. Yok böyle bir şey. Böyle şey olmaz. Bu yanlıştır. Hayır da vardır, şer de vardır. Sen bir içkiye, bir kumara, bir zinaya, bir hırsızlığa nasıl hayır gözüyle bakarsın? Bir harama nasıl hayır dersin? Hayır dersin de şerrin karşılığı hayır diyemezsin. Evet, teklif edilirse hayır dersin. Evet'in zıttı olarak hayır kelimesi Türkçe'de biraz moral bozucu bir kelime. Yani şunu istiyorum, olmaz, hayır. İyi de karşısındaki evet bekliyor. Olumsuz bir cevap insanın moralini bozar. İşte Müslüman akıl bir kelime oluşturmuş. Arapçadaki hayır kelimesini, şerrin zıttı olan hayır kelimesini evetin dışında olumsuz anlamda evetin zıttı olarak kullanmış. Evet, ben evet demiyorum, senin isteğine evet demiyorum ama hayır vardır bunda da. Olumsuz ama sen hayır gözüyle bak. Borç para istedin benden, ben de hayır dedim. Bunda da bir hayır vardır. Böyle düşün. Anlamında olumsuzluk anlamı olarak hayır kelimesi moral verecek bir kelime olarak tespit edilmiş. Ama esas hayır şerrin zıttıdır. Hayır nedir? Allah'ın yaptığımızda sevap olarak mükafatını vereceği dünyada ve ahirette faydalı olan hususlara biz hayır deriz. Allah'ın rızasının olduğu konulara hayır deriz. Şer de bunun zıttı. Allah'ın razı olmadığı, yaptığımızda dünyada ve ahirette zarar göreceğimiz hususlara şer deriz. Ama iş bu kadar basit değil tabii. Bazen işin başlangıcı şer gibi olur, neticesi hayra dönüşür veya tersi. Başlangıcı hayır gibi zannedersiniz,
netice şer olur. Dolayısıyla neticeyle alakalandırılır daha çok hayır ve şer. Ve bazen şer zannettiğimiz şey daha büyük hayır olarak ortaya da çıkabilir. Yağmur yağar, ne bileyim sel alır, evinin bir tarafı sele mağdur olur. Ama nice insan o yağmurdan yararlanmıştır. Yani çokça hayır vardır, az da şer vardır. O senin başına gelen o zorluktan dolayı ona nasıl şer deriz? Veya bazıları için hayır olan şey bazıları için şerdir. Para bir mümin için, akıllı insan için hayır mıdır? Hayırdır. Onunla ne hayırlar da yapılır. Hatta onunla yapılan infaka hayrat demişler. Hayırlar anlamında. Ama bazılarını da yoldan çıkarır mı? Dünyada ve ahirette başına bela olur mu o hayır anlamındaki mal veya para? Eyvallah. Evlatlar da öyledir. Eşlerimiz de öyledir. Ama burada şu yanlış. Hayır zannettiğin şer, şer zannettiğin hayırdır. Veya halkın söylediği gibi sizin hayır diye gördüğünüz şer olabilir, şer gördüğünüz hayır olabilir. Böyle bir şey değil. Yani ayette böyle demiyor tabii. Kütübe aleykümül kıtalu ve huve kürhul leküm ayeti. Yani hayır zannettiğiniz şer, şer zannettiğiniz hayır olur, olabilir. Böyle bir ayet var der halk ve böyle düşünür, böyle inanır. Böyle değil. Yani ben namazı hayır olarak biliyorum. Sizin hayır bildiğinizde şer vardır. Namaz belki şerdir diyebilir miyiz? Veya Allah'ın işte haram kıldığı içki içmek şer olarak biliyorum. Sizin şer bildiğiniz hayır olabilir diyebilir mi bir kimse? Bu tam tersine ayet hoşlandığımız bazı şeylerin şer olduğunu, hoşlanmadığımız bazı şeylerin de hayır olduğunu ifade eder. Evet. Yani hoşlanıp hoşlanmamak hayrın ve şerrin ölçüsü değildir. Evet. Bunun yanında günümüzde çokça istismara uğrayan şer konusunda ehven-i şer meselesi var. Ehven-i şer var mıdır, yok mudur? Önce bir, Kur'an ve sünnette böyle bir kavram yok. Yani ehven-i şer kavramı Kur'an ve sünnet kavramı değildir. Ama Kur'an'da da ehven-i şerle alakalı kıyas yapabileceğimiz husus var mıdır? Vardır. Ehven-i şer tabiri doğru değil. Evvela kavram olarak kelime ifadesi doğru değil. Ehven-i şerreyn'dir aslı. İki şerden ehven olanı demektir. Şer değil, şerreyn, iki şer. Yani ehven olması, daha hafif olması. Kur'an'da bununla ilgili kıyas yapılan bir ayet vardır. Vel fitnetu eşeddu minel katl. Fitne adam öldürmekten daha şiddetlidir. Daha beterdir. Yani fitneyle karşılaştırıldığında adam öldürmek daha ehvendir. Çünkü bir adamı fitne çıkartıyor diye öldürmezseniz o öyle fitneler çıkartır ki nice insanların ölümüne sebep olabilir. Mesela veleküm fil kısası hayatun. Kısasla sizin için hayat vardır. Yani kısas yapmazsanız ölüm daha çok olacak. Kısas yaparsanız hayata hizmet etmiş olacaksınız. Bunlar ehven-i şerreyne delil kabul edilebilir. Yani ehven-i şer veya ehven-i şerreyn var mıdır yok mudur? Bakış açısına göre değişir. Küfürle günahı karşı karşıya getirirseniz ikisi de şer. Doğru mu?
Hem küfür şer, hem de günah şerdir. Nasıl olsa ikisi de şer. İkisinden de Allah razı olmaz. Günah yerine küfür de işleyebilirim derse bir kimse, bu çok ciddi manada büyük yanlış yapmıştır. O yüzden ikisinden biri tercih edilmez, ama eğer ikisinden birini yapmak mecburiyetinde kalırsa bir kimse, tabii ki küfrü değil, haramı tercih eder. Evet. Ama olayın bu tarafı, eyvallah, hani ölüm mü sıtma mı meselesi gibi. Fakat ölümü gösterip sıtmaya razı etmek cinsinden bazı durumlar söz konusu oluyor. Önce diyelim ki, bir kural olarak diyelim ki, hayrın olduğu yerde şer, Allah'ın razı olmayacağı, tercih edilmeyeceği bir şeydir de, onu daha veciz bir şekilde ifade edersek, hayrın olmadığı yerde ehveni şer, şerrin en büyüğüdür. Azamı şerdir. Hayrın olduğu yerde, olmadığı mı dedim, hayrın olduğu yerde şerri, ehveni şerri tercih etmek, en büyük şerri tercih etmek demektir. Niye şer? Allah'ın razı olmayacağı bir şey. Niye onu tercih edelim? Pislikten bir pisliği niye beğenelim? Ve halk arasında bir tabir var. Kötünün iyisi. Siz hiç şöyle ifadeler duydunuz mu? Efendim, kötünün iyisi derken, söz gelimi günahın sevabı, ne bileyim, cehennemin güzelliği, siyahın beyazı, ne kadar tuhaf geliyor. Ölümün hayatı gibi. Peki aynı durumda kötünün iyisi ne kadar mantık dışı bir ifade aslında. Kötüyse kötüdür. İyinin zıttıdır. Kötünün iyisi olur mu? Yani kötünün daha kötüsü, az kötüsü olur. Kötünün iyisi önce akıl, mantık açısından doğru değildir. İşte kötünün iyisi anlamında ehveni şer diye bize şerleri dayattılar, sevdirdiler, tercih ettirdiler, razı ettiler ve alabildiğine şer artmaya başladı, çoğaldı ve din adına bunu caiz, meşru, hatta sevap olarak ilan ettiler. Şer hiç sevap olur mu? Şerde hiç hayır olur mu? Şerde hiç fazilet aranır mı? Bu yani ölümden işte başka bir hastalığı tercih etmek şeklinde filan değil. Önce tekrar edeyim. Allah bizden hiçbir yerde, hiçbir şekilde şerri emretmez, şerri istemez, şerden razı olmaz. Onu bilmemiz gerekiyor. Şer Allah'ın razı olmadığı bir şey. İşte ehveni şer meselesi, daha önce komünizm geliyor dediler 1960'lı 70'li yıllarda. Öcü var, komünizm geliyor. Öyleyse meşhur kırmızı kaplı kitaplarda şöyle cümleler vardı. Dinsizlik karşısında ehli kitapla birleşmek durumundayız. Bizim düşmanımızın düşmanı bizim dostumuzdur. Düşmanımızın düşmanı bizim dostumuzdur. Dostumuzun düşmanı bizim düşmanımızdır vesaire. Hep ehveni şer mantığı. Dolayısıyla komünizm geliyor, öyleyse Amerika ile birlikte
olmalıyız. Hatta aynı kafa şimdi de devam ediyor mu? Komünizm, komünizm tehlike olmaktan çoktan çıktı da ama aynı kafa devam ediyor. Avrupa Birliği'ne girmemiz gerekiyor. Amerika dostumuz, müttefikimiz. Nasıl dost müttefik olunuyorsa işte hep ehvenişer mantığı. Onunla dost olmazsak ne olacak? Karşımızda şu var. Ve buradan politikaya geliyoruz. Öteki dediğimiz işte ifadelendirirsek CHP ve benzeri partiler var. Onlar büyük şer. Ötekisine hayır diyemiyorlar. Evet diyecekler çünkü. Şer diyorlar. Ama ötekinden de farklı. Hadi dini kavramlar yetişiyor. Ehveni şer. Kişiye şerri sevdiren ehveni şer, şerre düşman olduran büyük şerden daha tehlikelidir. Aynen bankalar yanında işte katılım bankaları, faizi benimsetmek açısından bankalardan daha beter iş yapmıştır. Banka Müslümana hep soğuk geliyordu. Ama Özal döneminde öyle bir global oyun oynandı. Müslümanları bankaya alıştırmak için, bak banka filan değil, siz bankaya karşı çıkıyorsunuz, tamam. Finans kurumu diye bir şeyler oluşturdular. Sonra cicik dediler, bu da banka, hadi finans kurumu filan yok, katılım matılım bankası. Ne oldu? Kimse parasını filan çekmedi. Herkes alıştı. Ehven-i şer, şerre insanları daha yaklaştırıyor, haramlara daha alıştırıyor. Ve politika, işte düzene insanları adapte eden, düzeni sevdiren, hatta biraz Atatürkçü yapan, laik yapan, demokrat yapan, batıcı yapan, ulusalcı yapan, bayrakçı, işte ulusal kutsalları öne çıkartan bir anlayışı herhalde büyük şer, şer olarak ortaya koysaydı kimse iltifat etmezdi. Şimdi şeytan karşımıza çıksa, o kendi asli yapısıyla, ben şeytanım, sizi cehenneme davet ediyorum, gelin peşimden dese, kim takip eder onu? Ama ehven-i şer kılığıyla, işte o tür ifadelerle, ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ha birazcık bunda da günah var ama sizin iyiliğiniz için, bu daha büyük kötülüklerden sizi korumak için diyerek, böyle allayıp pullayarak, şerri hayır gibi göstererek çıksa, işte ehven-i şer taktiğini kullansa, ki kullanmadığını söylemek zor, nice insanlar rahatlıkla gidiyor. Demek ki bakın, ehven kavramıyla şeytan, iki ayaklı şeytanlar da olabilir. Şerri nasıl sevdiriyor insanlara? Nasıl kabul ettiriyor? Şer için mücadele ettiriyor. Şeri dava gibi gösteriyor. Şeri İslam gibi gösteriyor. Hak gibi gösteriyor. Gerektiğinde ehven-i şer diyor ama o ehven-i şer dediği şer uğrunda mücadele ediyor. Kavgasını yapıyor. Onu savunuyor. Ona destek oluyor. Ona yardımcı oluyor. Niye? Şerre. Allah razı olur mu şerden? Şer nedir? Dedik ya, Allah'ın razı olmadığı şeylerdir. Bunları birazcık aklımızı kullanmış olsak toplum olarak, birazcık Kur'an'ın dediklerine riayet etmiş olsak çok rahat, çok kolay aşacağız. Ama ne aklımızı kullanıyoruz, ne Kur'an'a müracaat ediyoruz. Burnumuz o yüzden de pisliklerden kurtulmuyor. Rabbim hayrı hayır olarak, şerri şer olarak bilen,
hayrı ikame edip şerlerle mücadele eden şuurlu muvahhid müminlerden eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.